arzu ettiğiniz şeyin aslında pek de hayırlı olmadığını düşünüyorsunuz. Allah Allah. Hatta bu durumun sonunda size gözyaşı getirebileceğinden de büyük endişe duyuyorsunuz. Kendi kendinize bu konuyla ilgili yaptığınız tek açıklama çoktan o yönde bir adım atmış olmanız. Yine de olumsuz düşünmeyin. Belki olaylar beklentilerinizin tam tersindedir. Günaydın. Ay hoş geldin hoş hayatım. Hoş bulduk canım. Aa bunlar ne? Bunlar gelirken bir çocuk mağazasının önünden geçtim. Dayanamadım. Seninkine şimdiden bir şeyler aldım. Ay Betüş'cüğüm ne zahmet ettin hayatım. Ay ben yerim şunların güzelliğine bak. Ay ne çok şey almışsın. Sen delisin kız. Şuna bak şuna. Bu var ya bu İrva'ya tam olur değil mi? Ay 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 ay. Şapkalara bak. Oy oy ay çeşit çeşit. Ay aşk olsun Betüş. Ne bu kadar zahmete girdin? Ay ay ay, ay rengarenk. Ay ay. Ay çok teşekkür ederim hayatım. Oo, rica ederim canım. Etmişsin. İyi günlerde güzel güzel giysinler inşallah. Sağ ol canım. Ay bu sabah ne oldu biliyor musun? Biz Avni ile yine birbirimize girdik. Ay bizim yüzümüzden mi? Yani şey yani bu perilere bakıyor falan diyeyim hani perileri görüyor falan. Yok hayatım yok bu seferki normal bir sebepten. Ay. Bana ne dedi biliyor musun Betüş? Ben çocuk doğurduktan sonra çalışmayacakmışım efendim. Öyle mi? Aslına bakarsan haklı olabilir. Yok yok. %100 haklı hayatım. Ya düşünsene 3 tane birden çocuğunuz olacak. Yani bırak 3 taneyi bir tane bile olsa çocuğun mutlaka anne ve babasıyla beraber büyümesi lazım. Yani tamam hayatım. Elbette yani emzireceğim, dizimde uyutacağım ama o çocuk yani konuşamayacak ki. Ben yanında otursam ona bir şeyle anlatsam da nasıl olsa anlamayacak. Ben de o yaşa gelene kadar bir bakıcı tutarım diyorum. Yani sizin Firuze gibi güvenilir biri. Sonra da işten kalan vaktimi de evlatlarıma ayırırım değil mi? Şimdi çalışan annelerin hepsi böyle yapıyor şekerim. Vallahi hiç kimse kariyerinden falan vazgeçmiyor. Ay hem biliyorsun ben bütün gün Avni ve halasıyla aynı evde kafayı yerim. Evet tabii. Ya Suzan'cığım senin bu kafede çalışmanı ben senden daha çok istiyorum inan bana. Çünkü sen hem çok iyi bir iş arkadaşısın hem de benim dostumsun. Ay canım. Ama yine de bu konuyu bir kere daha düşün olur mu? Tamam. Selam kızlar. İşte kafenin en sevdiğim misafirim. Ay vallahi ben de çok seviyorum ama kalkamıyorum malum. Kalkma kalkma. Karşılıklı ben de sizi çok seviyorum canım. Geç otur Perihan teyzeciğim. Teşekkür ederim. Nasılsınız bakalım? İyiyiz. Sen nasılsın? Aa o elindeki ne öyle ışıl ışıl düğün davetiyesi gibi? Hay aksi. Bu sana gizli vermem gereken bir listeydi. Kimsesiz çocuklara aile olabileceklerin listesi. Periliçe yolladı. Önemli değil Perihan teyzeciğim. Yani bizden hiçbir şey saklamana gerek yok. Açık açık söyleyebilirsin. Tabii. Bu bir liste sevgili kızlar. 23 Nisan'da bazı çocuklara gönüllü yardım yapmamızı sağlayacak bir konuyla ilgili. Ya ay ne güzel. Ben de yeni bir anne adayı olarak çocuklar için ne yapılacaksa şimdiden gönüllüyüm. Ah canım çok teşekkür ederiz. Ay inanamıyorum Perihan teyze. Demek bir arkadaşın araştırma yapmış ve bu uzun listeyi hazırlamış ha. Yani arkadaşını tanımıyorum ama benim namıma lütfen tebrik et onu. Zira bu dünyanın en güzel çalışması değil mi? Ay ben anne olacağım için çok heyecanlıyım. Aslında ben çocukları önceden de çok severdim Betüş bilir. Ama ne bileyim şimdi bu olaya daha farklı bir açıdan bakıyorum. Ay ne olur bana izin verin de ben de şu işin ucundan bir tutayım ha. Ay izin ne demek hayatım tabii ki bizimle çalışabilirsin. Ay hadi o zaman derhal başlayalım vakit kaybetmeyelim. Hayatım Betüş daha önce kimsesiz çocuklar yurdunda uzun yıllar görev yaptı. Evet Suzan'a anlattım biliyor. Evet evet. Ay Betüş'üm gönüllü annelik yapmış. Bence dünyanın en güzel işini yapmış. Öyle de denebilir. Bu sebeple bu kurumlarla bağlantıları var. Bu listedeki ailelerle görüşeceğiz. Kurumların yardımıyla çocuklarla aileleri buluşturacağız. Ay süper bir olay bu. Evet, işte bu yüzden de bu listedeki aileleri yakından tanıyıp içimize sinenlerle yepyeni ve emin olduğumuz bir liste hazırlayacağız. Sonra bu listeyi kurumlara götüreceğiz ve diyeceğiz ki bakın biz bu ailelerden eminiz, çocuk sahibi olabilirler. Ön araştırmamızı yaptık, gerisi de size kalmış.
Aa, o zaman hemen başlayalım, vakit kaybetmeyelim. Adresleri paylaşalım, üçümüz üç bir koldan saldıralım değil mi? Sen de bu arada o kurumlarla bir konuş istersen. Anlaştık. Aa, aklıma çok güzel bir fikir geldi. Eğer bu işi başarabilirsek o güzel çocuklarla ailelerine kafede kocaman bir parti verelim ha? Aa, hay aklına bin yaşa canım arkadaşım. Kızlar bu unutulmaz bir 23 Nisan olur. Ve annem gibi bir eş bulabilmekti. Ve şimdi bu hayalimi gerçekleştiriyorum. Basın toplantısında Türkiye ile Güney Kore arasındaki ilişkiler gücünü tarihten almaktadır. Askerlerimizin Kore Savaşı'ndaki kahramanlık ve fedakarlığı... Ya geldiğinden beri şu kağıtlardan kafanı kaldırmadın, hayret bir şey ya. Ne yapayım kalkayım Devle? Yanına gelin, kollarımı kavuşturayım, boş boş oturayım mı? Ne var? Boş boş televizyon seyrediniz, ne var? Benim bu akşam dizim yok. Sen nereyi istiyorsan aç onu izle. Kızın işi var, üstüne varma. Ya ben bu işten bir şey anlamadım hala ya. Ay, iki saattir anlatmaya çalışıyorum ya Avni. Betüş ve Perihan teyzeyle beraber kimsesiz çocuklar için çalışıyoruz. Hayret, onlar peri böyle yardım işlerinin nereden kalkışmışlar? Ah evet abicim, bak bu konuda çok haklısın. Böyle bir işe kalkışmak tam bir perilik. Ama bu işi başarabilirsek kendimizi peri gibi hissedeceğiz. Ben dahil. Bak Suzan, yani böyle hamile hamile kendini yoruyorsun. Ah, beni düşündüğün için sağ ol canım ama ben çalışmak istiyorum. Hamileyken de doğurunca da. Bak orada son sözü söyledim, noktayı koydum. Bitti, nokta. Çalış kızım. Sen çalışmazsan beni evden yollar, çocuklarına kendin bakarsın. Sen çalış, ben bakarım. Kasap et derdinde, koyun can derdinde. Ne var, hiç olmazsa duygularında dürüst. Bana bak Avni. Ben hamile kaldıktan sonra sana bir haller oldu. Böyle daha bir erkekleştin. Kabarma kabarma kel Fatma evin içinde kabarmalar. Son sözü ben söylerim, triplerine girmeler. Bana bir izah edebilir misin lütfen, nasıl bir psikolojidesi? Baba olacağım baba. Cevap bu kadar basit. Ay ay ay. İnşallah hep böyle kalırsın da bozulmazsın ya Rabbim. Son aylarda peş peşe gelen zamların ardından... Sihirli ay.